1250 dereceyi arkadaşlar 360'a böldüğümüz zaman şimdi 1080 buna en yakın sayı. Evet 3 ile çarptığımızda kalan 170'tir. Esas ölçü bu yüzden 170. Esas ölçüyü ya 2 pi'ye bölerek ya da 360'a bölerek buluyoruz. 56 pi bölür 3 radyanlık açının esas ölçüsü 120 derecedir. Önce şunu yapıyoruz arkadaşlar. Pi'li olanlarda esas ölçüyü bulmak için paydanın iki katına bölüyoruz. Sebebi de ne biliyor musunuz? Şimdi benim bunu normalde kaça bölmem lazım? 2 pi'ye bölmem lazım değil mi? Payda eşitleyince bu neye yükseliyor? 6 pi bölü 3'e. Bu yüzden 56'yı 6'ya böleceğiz. Her zaman dediğim gibi paydanın iki katına. Sonra arkadaşlar bu 54 olduğu için 9 çarptığım zaman kalan 2 oldu. Haliyle diyeceğiz ki paya 2'yi yaz. Yanına pi'yi yaz. Payda ya da normal bildiğimiz o sorudaki paydayı yaz. 2 pi bölü 3 esas ölçüymüş. Haliyle 2 pi bölü 3 de kaç derecedir? Pi gördüğümüz yere 180 yazarsak 2 çarpı 180 bölü 3'ten 60 çarpı 2 120 derece arkadaşlar. Bu da doğru. Eksi 32 pi bölü 5. Bunun için de yine şunu yapacaksınız. Önce 32'yi paydanın iki katına böl. 10'a böl. Sonra kalan ne geliyor buradan? 2 geliyor değil mi? Şimdi yazarken eksiyi unutma. Eksi 2 pi bölü 5. Ama negatif esası ölçü olmaz. Bir de 2 pi ekle. 10 pi, 2 pi daha 2 pi çıkarırsak. 8 pi bölü 5 oldu. Cevap o yüzden yanlış oldu arkadaşlar. 1, 2, c şıkkı. Sinüs arkadaşlar en küçük eksi 1. En büyük de 1 arasında bu değerler arasında gidip gelir. Biz bunu eşitsizlik olarak çözdüğümüz zaman 4 ile çarpacağız. Eksi 4, 4 sin alfa, 4. Sonra 3 çıkaracağız her yerden. Eksi 7, 4 sin alfa, eksi 3, küçüktür 1. Böylece ikisi de dahil olmak üzere 1, eksi eksi 7. İkisi de dahil olduğu için artı bir eklemeyi unutmuyorum. Böylece 9 tane farklı tam sayı değeri varmış alacağı C şıkkı. Dik üçgenin alanı sorulmuş. Birim çemberi olduğunu unutmayalım. Bunun bir kenarı 1'dir. O zaman arkadaşlar dik kenarın diğer kısmına da şöyle x diyeyim. x bölü 1 eşittir. Kotanjant alfa. Komşu bölü karşı neydi? Kotanjant alfaydı. Demek ki x arkadaşlar direkt kotanjant alfaya eşit oldu. Böylece bu dik üçgenin alanı kotanjant alfa çarpı 1 bölü 2'den hangi şık oluyor? Direkt a şıkkı. Bu şekilde normal bildiğiniz sin alfa, kos alfa, tan alfa, kot alfa yaparak kenarları bulabilirsiniz alfa cinsinden. 0 ile 90 arasında arkadaşlar, konu anlatımında da söyleriz. Şöyle bir durum vardır. Sinüs 0, 0'dır. Sinüs 90, 1'dir tamam mı? Ve sinüs 0 ile 90 arası gittikçe artar. Bakın y değerlerine dikkat edin lütfen birim çemberde. Burada sıfır. Sonra böyle gittikçe artıyor. Görüyor musunuz? En son 1'e ulaşıyor. Kosinüse geldiğiniz zaman kosinüs sıfırda birdir. Ve kosinüs 90 sıfırdır. Bunun da bakın x değerleri gittikçe küçülüyor yataylar. O yüzden birisi artarken diğeri azalıyor. Ancak arkadaşlar ters orantılı demek şu demektir. Mesela birisinde... Sinüs 60 1 bölü 2 oluyorsa öbürünün 2 olması lazım falan. Ya da birisinde sinüs uyduruyorum alfa şimdi 1 bölü 3 ise kosinüs alfanın 3 olması lazım. Bu bu demektir. Haliyle böyle bir ters orantılı azalış artış yok. Sadece biri azalırken diğeri artıyor. Bu ters orantı değildir. Oransal olarak da sürekli birbirlerine eşit olmaları lazım. O oranın asla değişmemesi lazım. Sinüs alfa çarpı kosinüs alfada da öyle bir durumu yok arkadaşlar. Tanjant x ve kotanjant x işte tam bu durumda dediğime uyuyor tanjant x çarpı kotanjant x daima 1'e eşit olduğu için biri e artarken diğeri azalacaktır arkadaşlar. Tanjant 0 0'dır. Tanjant 90 e, ta sonsuza kadar gider. Kotanjant da 0'da da tanımsızdır. 90'da arkadaşlar e, 0'a sıfıra doğru yaklaşır. Ve bunlar gerçekten birisi artarken diğerisi de azalır. Diğerisi de diğeri de azalır. Ve birisi A iken diğeri evet 1 bölü A'dır. Çarpımsal olarak bunlar ters orantılıdır. Doğru. Sin ve tan doğru orantılıdır. Hayır. Sin artarken tan x de artar. Ancak arkadaşlar matematikte bir şeyin artması diğerinin de artmasına bağlıysa hemen bu orantılı demek değildir. Sayısal olarak da aralarında bir bağ olması gerekir. Bunlarda öyle bir durum yok. Bu yüzden muhtemelen 1-2-3 diyen arkadaşlarımız bu kavramdan dolayı sıkıntı çekti. Cevap B olmalı. A kare artı u kare. Şimdi a kare dediğimiz şey sin kare x. Kısaca yazacağım. Cos kare x eksi 2 sin x çarpı cos x. Doğru mu? U kare dediğim şey nedir arkadaşlar? Sin kare x artı cos kare x artı 2 sin x çarpı cos x. Taraf tarafı toplarsak bunlar gider. Sin kare x cos kare x 1'dir. Sin kare x cos kare x 1'dir. Demek ki a kare artı u kare eşitmiş 2'ye. Cevap a şıkkı. Birimlere dikkat edelim. Uzun kenar, kısa kenara böyle bir birim diyebilirsiniz. Hocam neden harf vermiyorsunuz? Bana oran sorduğu için, kenar uzunluğu sormadığı için böyle küçük kenarlara bir diyeyim. Böylece uzun kenar 4 olmuş olsun. Şimdi artık şunu söyleyebiliriz. Kotanjant x'e bakacağımız için şöyle arkadaşlar 4 birim. Sonra bakın burası yine 4 birim. Buralar 1, 1, 1, 1, 1, 4 birim oldu. Komşu bölü karşıdan kotanjant x 8 bölü 4, 2 oldu D şıkkı. Payda eşitleyelim arkadaşlar. Başka ekstra yapabileceğimiz bir şey yok çünkü. 1 artı cos x, diğerinde 1 eksi cos x ile eşitleyeceğiz. 1 artı cos x ile 1 eksi cos x'i çarparsak ne olur? 1 eksi cos kare x olur arkadaşlar. Eşittir 11. Cos x'ler birbirini götürdü. 2 bölü 1 eksi cos kare x dikkat 1 eksi cos kare x neye eşitti sin kare x çünkü sin kare x artı cos kare x arkadaşlar 1'e eşitti. Böylece 2 eşittir 11 çarpı sin kare x haliyle sin kare x arkadaşlar 2 bölü 11. Şimdi burada neyi göreceğiz 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasında önce birer iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman mutlak sin x eşittir. 2 bölü 11 diyeyim. Kök 2 bölü 11 pardon. Bundan sonra görmemiz gereken şey 3'ün 4. bölgede sinüs negatiftir. Bu yüzden sinüs x eşittir. Eksi kök 2 bölü 11 olur arkadaşlar. Hemen bir dik üçgen yapacağız. Dik üçgenin içine yerleştirirken kesinlikle negatifliğe falan dikkat etmiyorsun. Normal bodoslama kenarlara şöyle yapıyorsun. Burası kök 2 olsun. Hipotenüsten dolayı burası kök 11 olsun. 11'den 2 çıktı 9 oldu burası 3 oldu. Demek ki şöyle bir açının tanjantı kök 2 bölü 3'müş. Şimdi açıyı kale al. Dördüncü bölgede tanjant nedir? Negatif. Bu yüzden tanjant x eksi kök 2 bölü 3 olacak. Üçgende negatiflik yok ama sorunun son noktasında muhakkak aralığı kale alıyoruz. Sin kare x artı kos kare x 1'dir. Bu yüzden 1 eksi sin kare x arkadaşlar kos kare x eşittir. Ama soruda sin kare x eksi 1 var. O zaman eksi kos kare x yazacağız oraya. Sonra 1 eksi kosekant kare x. Orada da artık normal payda eşitleyelim. 1 eksi 1 bölü sin kare x diyelim. Payda eşitlediğimiz zaman yine sin kare x eksi 1 olacaktır. Bölü sin kare x. Gördüğünüz gibi sin kare x eksi 1 yine eksi kos kare x oldu arkadaşlar. Şimdi bu bölü tabi. Burası da böyle sin kare x paydası. Ters çevirirsek eksi cos kare x çarpı sin kare x bölü eksi cos kare x. Eksi cos kare x'ler gitti. Cevap sin kare x oldu. D şıkkı. Açılara dikkat. 80, 125. O zaman burası 45 derece. 100 ile 130 arasında kaç derece var? 30 derece var. AB 16 verilmiş. Burada dümdüz arkadaşlar 30, 60, 90 üçgeni yorumuyla yapalım. Hatta sol tarafı sağ tarafa taşıyın bakın. 16 birim. 45 derece, 30 derece. Böylece 16, 45'in karşısında nasıl bulacağız? Kök 2'de 1 yani 8 kök 2. 30'un karşısı 8 kök 2 ise 90'ın karşısı nedir? 16 kök 2. Böylece bakın sinüs teoremi falan filan yapmadan hemen bildiğimiz dik üçgen mantığıyla olayı hallettik arkadaşlar. A şıkkı geldi. Bu arada bu gönye sorularında bakın size açıları veriyor. O açıların arasındaki fark size o gerçek açıyı verecek. Benim 80 ile 125'in arasında 45 demem sebebi 125'ten 80'i çıkarmak. Yine öbüründe de 130'dan 100'ü çıkarmakta. Olay budur. İsim değiştirmelerde size tavsiyem arkadaşlar. Önce burayı bir kale almayın. Sanki x dar açıymış gibi yapın yoksa kafanız karışır. Hiç merak etmeyin bakın ben nasıl yapıyorum. Diyorum ki pi bölü 2 artı x yani 90 artı x. Ne oluyordu? Önce isim değişiyor. 90'da onu halledelim. Tan x olur. Sonra 90 artı x ikinci bölgedir. Ama hocam x öyle dememiş. Sen ona takılma şu an. x arkadaşlar dar açıymış gibi düşüneceğiz. Ve 90 artı x de eksi tan x olur. Böylece eksi tan x eşittir 12 bölü 5'ten. Tan x arkadaşlar eksi 12 bölü 5 gelir. Şimdi bizden cos x'i istiyor. Çizdik üçgeni. K'li alma açıyı buraya 12 yaz. Buraya 5 yaz. Buraya da x yaz. 5, 12, 13 üçgeni. Cos x'e de hemen yazdık. 5 bölü 13. Şimdi eksi onu bilerek yazmadım yanlışlıkla oldu. 5 bölü 13'ü yazdık. Şimdi artık sorunun sonunda burayı kale al. 90 ile 270 arasında hangi bölgede olursa olsun ikinci bölgede, üçüncü bölgede de arkadaşlar kosinüs negatif olduğu için eksi 5 bölü 13'tür. Peki pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arası verilmiş ya bu soruda. Gerçek değerini söyleyeyim mi size? Tan x eksi 12 bölü 5 çıktı ya. Soru hatalı değil, sizi bilerek yönlendirmiyor. Şunu siz göreceksiniz. Aslında bu pi bölü 2 ile pi arasında arkadaşlar. Çünkü 3. bölgede tanjant negatiftir. Bu aralığı daraltırsak gerçek aralık aslında pi bölü 2 pi arası. Orada da zaten kosinüs negatif olduğu için bir sıkıntı yok. Böyle çözmenizi isterim ben. Px polinomunun x eksi kosme polinomuyla bölümü. Yani sıfıra eşitlersek x gördüğün yere kosme yaz demiş. P cos m'de arkadaşlar eksi 1'miş. Yazalım yerine cos kare m eksi 4 çarpı cos m artı sin kare m eşitmiş eksi 1'e. Sin kare m cos kare m böylece 1 gelecek. Eksi 4 cos m artı 1 eşittir eksi 1. Eksi 4 cos m eşittir eksi 2'den. Cos m'yi sadeleştirdiğimiz zaman eksi 2 bölü eksi 4 yani 1 bölü 2 oldu haliyle kosmaya 1 bölü 2 ise hangi açıda kosinüs 1 bölü 2'dir? Dar açı olduğunda tabii ki 60 derecede bunları da ezbere bilmek lazım. Ya da 30-60-90-45-45-90 üçgenin özelliklerini bilmek gerekiyor. D şıkkı. Tanjant ACB 4 bölü 3 denmiş ve harf soru sayı sorulduğu için harflendirmek zorundayız. Şimdi şöyle arkadaşlar AB'ye 4x diyeyim, BC'ye 3x diyeyim. Tanjant harfi 4 bölü 3 olduğu için 5x olur. Ve gelelim şimdi diğerine. Onun da rengini şöyle bir değiştireyim. Tanjant ACD 5 bölü 12'ymiş. Şöyle 5m dersem 12m olur. Aynı zamanda AC 13m olacaktır arkadaşlar. Şimdi soruda demiş ki morun uzunluğu mavinin uzunluğundan 142 fazla. Morun uzunluğu arkadaşlar 12x toplayınca 4x, 3x, 5x. Mavinin uzunluğu 5m artı 12m'den 17m oldu. Bu fark 142'ymiş. Hemen 5x eşittir 13m olduğu için x gördüğüm yere 12 çarpı 13m bölü 5 yazayım. Eksi 17m eşittir 142. 156m bölü 5. 17 çarpı 5 85 yaptı. Bu da böyle oldu 142. Ve 156'dan 85 çıkartırsak 71m bölü 5 eşittir 142 olduğu için m arkadaşlar 10 oldu. M10 olduğuna göre 13M yerine yazarsak 130 metre demek ki AC uzunluğu D şıkkı.